Bir tarafta Adem var. Selvi'ye neler yapmış gözümüzle gördük. İnsanlığından çıkmış ya. Katıksız bir manyak. Diğer yanda bizim Cemal. Şimdi baksana, bu iki adamın dosyası aynı rafta duracak. Duracak. Duracak tabii yani. Ne var bunda? Aynı şey mi peki ikisi Mesut? Can yakmanın bin şekli var. Adem'in ne mal olduğu belli. Koy kenara onu. Cemal peki? Kızın ifadesinde sen de vardın değil mi Sude'nin? Evet, vardım. Eğer dedikleri doğruysa Adetip'ten gelenler de ortada. Dilli bilmem nesi. Hazırsın yani Cemal'i yakmaya. Ya var içime sinmeyen bir şeyler yani. Bir iki boşluk var kabul. Ama eğer diyorum, eğer doğruysa yapmışsa o işleri Cemal, Adem'den de büyük suçlu olur. Neden? Ya çünkü görevi belli, mesleği belli, duracağı yer belli, durmayacağı yer belli. O altı yemişse eğer sahiden, mesleğini de kimliğini de bizi de çiğnemiş olur. Diğer tarafa geçmiş olur benim gözümde. Merhabalar, nasılsınız? Edil Hanım. Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Rahatsız etmedin değil mi? Yok yok, buyurun buyurun buyurun. İşle ilgili miydi? Soruşturmayla ilgili bir gelişme mi var? Hayır hayır. Yemek yemek için çıkmıştım. Pek bilmiyorum İstanbul'u. Bir baktım ayaklarım beni buraya getirmiş. Allah Allah. Yemek için tamam. Menümüz yok ama bakmak ister misiniz yani? Ben söyleyeyim isterseniz. Tamam. Size güveniyorum. Tavsiye edeceğiniz bir şey olur eğer zahmet olmazsa. Ya bizde zaten menemen var. Aslında daha çok burası kahvaltılık falan bir mekan ama... Daha bile iyi olur. Öğünü hafif geçirmiş olurum. Ben de hafif geçirmeyi çok severim. Değil mi? Değil mi? Buyurun, buyurun. Ben de bir mutfağa bakayım. Tabii, tabii.